Orta Kent'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine bizim ofise de hoş geldiler. Evet, ofisimizin önündeyiz şu anda geldiniz. Yine tekrardan. Biz bu ağaçlardan ve şu tepeden enerji alıyoruz. Evet, Orta Kent'in iyi yanları ve kötü yanlarını yanları konuşacağımız. Ve Orta Kent'i bayağı bir tanıtacağımız. Bayağı bir gezeceğimiz evet. Harika bir video hazırlıyoruz. Başını da ofisten ve Midtown AVM'den açmak istedik. Evet. Çünkü Orta Kent'i Orta Kent yapan şeylerden birisi bu AVM. Hı hı. Tam ortada herkesin işini hallettiği, iyi de mağazaların olduğu güzel bir alışveriş merkezi. Aynı zamanda bizim ofisimiz. Aynı zamanda bizim Cosmo Ofis evet. İçerisinde bir de ofisimiz var. Her zaman bekleriz. Aynı zamanda bunun hemen yan tarafında bolca alışverişin yapıldığı buranın ticari olarak kan damarlarından bir tanesi olan metro. Evet, drone görüntülerini de görüyorsunuz şu anda. İkisi yan yana. Evet, ama birazcık Midtown'u gezelim isterseniz. Hadi. Hadi gezelim, başlayalım. İçindeyiz. Gizli çekim yapıyoruz. Vallahi yakalarlarsa ne yapıyorsunuz orada siz diye böyle. Şimdi tam ortasındayız, göbeğindeyiz. Aşağıda da bu arada çok önemli bir haber var. Oyuncak Müzesi. Burada bir etkinlik var. Çok burada. Önemli bir etkinlik. Bayağı 2 hafta falan sürüyor bu arada. Evet. Yani Bodrumlular muhakkak gelmelisiniz Oyuncak Müzesi etkinliğine. Biletix'ten bakabilirsiniz. Bir de şurada ne var? Hado. Hado var. Hado da çok enteresan bir etkinlik. Onun da görüntülerini bulabilirse Nedim koysun. Bakalım. Aşağıda oynayan var mı Hado? Yok, şu anda yok. Ama enteresan dijital oyunların olduğu bir şey. Biraz buradan bahsedelim istedim. Evet. Midtown çok büyük bir AVM. Hem açık kısmı var hem kapalı kısmı var. Bodrum'un tek kapalı AVM'si diyebiliriz. Evet. Oasis açık AVM. Hatta evet. yarı açık değil diyebiliriz. Oasis'ten sonra aslında Midtown burası için çok modern bir AVM. Ben Bodrum'a AVM yakıştırıyor muyum? Hayır, yakıştırmıyorum. Hoşuma gidiyor mu burada bir AVM olması? Hayır. Benim ama gidiyor. Sineması olması çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sineması da çok güzel, çok modern bir sineması var. Sen niye seviyorsun? Çünkü AVM kızıyım ben. Hayır, ben hiç sevmiyorum AVM'leri, hiç sevmiyorum. AVM'siz bir yaşam için Bodrum'a geldim. Hayır, ben çok seviyorum. Ama yine de böyle bir opsiyonun da olması da bence çok güzel. Özellikle çocuklu aileler için iyi bir alternatif. Evet. Food court da fena değil. Food court'un dışında şey de var, sushi de var burada. Dışarıda Happy Moons'un bir şubesi var. Hı hı. Starbucks var. Starbucks var. Cafe Nero var. Cafe Nero var, hemen içinde zaten. Bu arada tabii DNR var, önemli bir şey. H&M var, bu da önemli bir şey. Kırmızı Kedi var. Kırmızı Kedi var. Bayağı aslında iyi markalar var. Evet. Spor anlamında da çok güçlü bu arada. H&M'i de gösterelim. Yani evet. Dışarıdaki açık tarafındaki departman mağazaları çok da önemli, çok önemli. Çok önemli bir şey var. Hemen ürünlerin bittiği Decathlon var. Evet, Decathlon da çok geldiği önemli. Geldiği gibi mesela yazın veya kışın kayak tekstil. Ben yapıyorum ben. Evet, yapma. Yapma Meltem. Kışın kayak konusunda hani Bodrum'da kayak malzemeleri bitti bu kış arkadaşlar. Öyle bir gerçek vardı. Hiç kimse burada kayak malzemesi bulamadı. Artık ne kadar abes, ne kadar ironik siz düşünün. Ve şimdi de yazın su sporları çok fazla olduğu için. Bir de tabii şey de çok fazla. Yoga vesaire falan filan. Onlar da çok fazla olduğu için outdoor malzemeler de ilk burada bitiyor. Çünkü ufak. Doğru, doğru. Hadi biraz da oralara bakalım. Geldik Orta Kent'e. O zaten Orta Kent'teydik, geldik Müskebi'ye. Evet, Orta Kent'in sahiline geldik. Evet. Yahşi'nin yanına geldik. Yahşi'nin yan sınırındayız. Yan sınırındayız, evet. Müskebi Kafe. Ve en pahalı evlerin olduğu yerdeyiz Orta aslında. Orta Kent'in en pahalı evet, evlerinin Orta olduğu. Çünkü denize çok yakınız. Suya çok yakınsak, hı-hı, manzarası olsa da olmasa da fark etmiyor. Aa, bu arada bomba. Gerçi bunu konuştuk seninle, unuttum. Kime söyleyeyim? Birine daha haber verecektim. Müskebi'nin ilk adı. Aa, evet, sen enteresan bir şeymiş. Ben de anlayamadım tam. Neydi? Bir anlat.
Episkopiya, doğru hatırladım. Ya şimdi şöyle bir şey var, bunu bilmiyorsunuzdur evet, tabii siz yani muhtemelen ama ben ilk Bodrum'a taşındığımda 5 sene önce Gümüşlü'ye giden yol üzerinde yani aslında Turgut Reis yolu üzerinde bir tane Episkopi gece kulübü vardı. Neonlarla böyle geceliğin geçtiğiniz zaman da pırıl pırıl. Oraya bazıları pavyon diyordu, bazıları gece kulübü diyordu falan kapandı ama yani hani böyle evet artık kapandı ama Episkopi yani isminin oradan gelmesi ama devamı var. Sonra ne olmuş? Sonra işte müskebi, mis gibi demekmiş. Ha, mis gibiden geliyor müskebi de. Enteresan, çok seviyorum böyle şeyleri okumayı. Bu evet. Özer Barut diye de bir gazeteci var. Gazeteci değil aslında da kendini o yıllarda böyle gazetelerde çalışarak işte telsiz deşifreleri yaparak böyle kendini eğitmiş ve köşe yazıları yazmaya başlamış. Özellikle Bodrum'un gazetelerinde falan. Onun anılarını okuyorum. Bodrum'la ilgili. Bodrum'da düğünler nasıl yapılırdı? Ama bu yazdığı seneler 80'li yıllarda yazıyor. 80'li yıllarda anlatıyor. O yıllarda bile işte arsalarımızı kimler alıyor? Geldiler buraları talan ediyorlar falan diye böyle bir sürekli bir serzeniş var. Ama gidişatı görmüş galiba evet, o zaman da. Eski Bodrum günleri falan diye. Güzel evet, anekdotlar var için. Geçtiğimiz senelerden çok daha farklı artık her şey. Şimdi burada daireler 2+1, 3+1. Hı hı. Bayağı artık altıları gördük. Evet, 6-6750 hatta dip galiba evet, değil mi? Evet, 6-6750 yani burada hani denize çok yakın. Çünkü Yahşi Bodrum'un 3. güzel denizi. Hı hı. Karaincir, evet. Yalı Çiftlik. Dolayısıyla şu deniz hem serin. Yani aslında bu kadar merkezi olup da güzel deniz bence tek galiba evet, yani. Hani bu kadar merkezi bir noktada güzel. Villalarda da elimde de patates kaldı. Bir dakika yiyorum. Villaları anlat. Bu arada göremiyorsunuz şu anda aşağıda ama bir şeyimiz var. Ha, evet. Bunu da anlatacağım şimdi. Konudan konuya geçmeyeyim şöyle diye söyledim. 3+1, 4+1. Villalar yani bizde gene kıyıya yakın yerde. Hı hı. 12 milyon, 13 milyon ve üst sınır genelde 16 ile 17 milyonla son buluyor. Yahşi Bambar yani orta kent yan tarafımız Yahşi burası evet, orta kent olarak geçiyor. Bambaşka bir yer oldu. Yani aslında daha önce de söyledik ikiye ayırmaya çalıştık. Yani evet, aslında orta kent Yahşi Bodrum'da hep bir arada ele alınan ve bir arada konuşulan bir şey. Ama biz yani ikiye bölmeye çalıştık. Burası yani. Burası yukarıyla beraber Acıbadem. Golf evet, sahası. Burayla öyle, beraber evet, alıyoruz hı-hı, aslında. Bu parça böyle çünkü bu toprak parçası. Evet. Şimdi de Müskebi Kafe'deyiz. Müskebi Kafe belediyenin kafelerinden hı-hı, bir tanesi. Burada dekini gördük birazdan. Daha gelmedi insanlar tabii yani. Ama burada denize giriliyor. Ücretsiz burası. Ve yazın çok kalabalık oluyor burası. Çok kalabalık. Şu anda oturduğumuz masalar falan geniş bir alan. Hı-hı. Full oluyor. Yan tarafımızda hemen şeyler var, tekneler var. Ve burada şeyi de yeni öğrendik. Bir app yükledik demin. Hı hı. Bodrum app. Bodrum app yükledik. Burada bir form doldurduk. Belki eski bir şeydir ama biz yeni öğrendik. Yani bir sürü belediye kafeye gidiyoruz. Orada böyle bir yazı ben hiç görmemiştim. Burada ilk defa evet, gördük. Doldurduk onu ve Bodrumluyuz kısmını işaretleyip TC kimlik numarasını girdiğimizde ikametgahı burada olanlar için yiyeceklerde ve içeceklerde değişiyor. %30'a varan indirimler var. Çok güzel bir şey. Faydalanmak lazım. Çünkü Bodrum belediye kafelerde yediğimiz içtiğimiz her şey çok güzel ve çok lezzetli. Ve lütfen ikametgahınızı buraya alın. Burada yaşıyorsanız lütfen evet, buraya alın. Belediyeye buraya bir katkınız olması gerekiyor. Bu da aslında yani bunu desteklemek için iyi bir yöntem, iyi bir kampanya yapmışlar. Evet, belki yeni, onu da çok bilmiyoruz ama hani mutlaka eğer iPhone kullanıyorsanız App Store'dan yoksa Google Store'dan, Play Store'dan Bodrum app'i indirin ve bilgilerinizi girin. %30 az buz bir indirim değil. Evet, bu kıyı şimdi buradan yani şeye doğru, Bağla'ya ve Yahşi'ye doğru buradan itibaren köşen balık var. Başlıyor. Restoranlar başlıyor. Balık restoranları başlıyor. Ve işte bizim gittiğimiz Kefi Beach. Hı hı. Çok güzel ilerisinde dondurmacı. Dalga Beach esas. Dalga bizim biraz gerimizde. Oraya hı hı, gideceğiz en başına evet, doğru. Tam hı hı, ortasında kalıyoruz aslında şu anda. Evet. Hemen yanımızda Ayana var. Ayana hı hı, restoran Ayana var. Meşhur. O da meşhur. Çok güzel, keyifli bir bölgedeyiz. İyi ki de burada yaşıyoruz diyoruz evet, bazen. Yani. Daha detaylı olarak size göstereceğiz bütün plajı. Evet. Şimdi istersen kahvaltımıza devam edelim. Oradan devam edeceğiz. Restoran bu değil. Şimdi Yalıkavak tarafına gitmedik. Yolun karşı tarafına geçtik. Evet yani ana yolun, Bodrum'un esas ana yolunun bu Ortakent tarafındayız Turgut şu anda. Turgut Reis istikametine doğru biz sol taraftayız. Sol taraftayız. Ortakent evet, ana kavşaktan zaten hı-hı, sağımızda Midtown kalıyor. Yine sağ yoldan Yalıkavak'a gidiyoruz. Dümdüz gittiğimizde Turgut Reis. Sol hı-hı, tarafa döndüğümüzde SGK başlıyor. Yani Midtown'un tam yolun karşısındaki tarafındayız. SGK'yı da herkes bilir aslında. Hani evet, böyle bir yol tarif edilir.
gelirken SGK'dan evet, tarif SGK'dan edilir. Dolayı. Çok bilinen bir yer. Evet. Bizi bu yol birazdan Kerem Aydınlar Okulu'yla beraber üniversiteye doğru indirecek bu yol. Zaten bu yolda kendi içinde birkaç yola ayrılıyor. Burası ya Ortakent Çarşı'nın içine giriyor. Evet. Ondan da bahsedeceğiz. Ya da dümdüz gittiğimizde bir öyle minik bir dağ yolu, hani orman yolu gibi bir şey var. O da üniversiteye gidiyor. Aslında izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz ki Ortakent'in biraz uygun fiyatlı bir noktasındayız. Yani Ortakent zaten merkezi olmasıyla çok meşhur bir yer. Ve tam Ortakent'in de merkezinin merkezindeyiz. Burada biraz uygun fiyatlar var. Sen biraz bahset istiyorsan. Evet, burada Ortakent'in bu kısmı, yani SGK'nın bulunduğu veya Acıbadem Hastanesi'nin bulunduğu kısım biraz daha normal bütçe. Yani Bodrum'da fiyatlar ne olmuş değil. 2+1 2750'lerden başlayan 2+1 bahçe katı dairelerin 2750'den başladığı bir yerdeyiz. Evet. Bu skala aşağıya doğru 6'lara kadar gidiyor. Evet. Yani Ortakent'te. Denize doğru diyelim. Denize doğru veyahut da büyüdükçe Acıbadem tarafına doğru. Evet. Acıbadem'de de ama işte 3+1 2+1 100 metrekare 3-3,5 civarı evler var, daireler var. Yani yeni daireler var. Yani ben bir izleyicimizin yerine koysam kendimi. Hı. Desem ki Acıbadem'e 5 dakikalık yürüyüş yerinde olayım. Evet. Midtown'a 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde olayım. Çocuğum da Kerem Aydınlar İlkokulu, Ortaokulu'na gitse ve Bodrum'un da her yoluna merkezi bir şekilde yakın olmak istesem burada 2 milyon 750 bin liradan 3 milyon lira civarından gayet rahat bir şekilde ev bulabilirim. Bulabilir. Bununla beraber kiralık konusu geliyor gündeme. Hı-hı. Şaka değil, alıp yatırım da yapabilirsiniz. Çünkü ortalama yine burada geçen gün işte arkadaşımızı arıyoruz. Gene 5 bin liraya listeliyoruz. Evet. Yani 1+1'den bahsediyorum. Evet. Hiç yani şaka değil. 1+1 5 bin liradan başlıyor burada. Evet. 2+1'ler 7 bin lira civarında. 7-8 gibi görüyoruz artık buraları. Evet. Yani gerçekten alınan ev size yatırım olarak geri dönecektir Bodrum'da. Her türlü. Çünkü kiralık ev neredeyse yok denecek kadar az artık. Okey. Burada çok kaldık. Şimdi üniversiteye doğru yola çıkalım. Evet, biraz yola çıkalım. Hadi. Ben evden çıkıyorum yazın. Hı hı. Bu yoldan, bu arka yol, Yakaköy'den Ortakent Kavşağı'na geliyorum. Buradan Dalga Niye bu yolu kullanıyorsun? Söyle bakalım. Bu yol en uzun ve en anlamsız yol. Niye kullandığını açıkla. Anlamsız değil. Uzun uzun ağaçlar, işte manzara. Burada bir romantik bir hava var değil mi? Evet, romantik yani? Bir hava. Bir kere bu manzarayı görerek gelmek bile insanı arada iyi hissettiriyor. Arada Gümbet Değirmenler gibi birayı alıp burada oturup burada falan böyle. Burası geceliğin çok fazla biracıların olduğu bir yer. Böyle manzaraya geliyorlar. Zaten görseniz bir sürü bira şişeleri falan var etrafta. Yani Türk halkında manzara görüp bira poşetle bira almak gibi bir eğilim var. Şu anda dünyanın ve Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip fakültesinin önündeyiz. Önündeyiz. Yani belki Boğaziçi biraz daha şey olabilir, üstte olabilir ama burası da onu aratmaz yani. Aratmaz. Yani gerçekten. Böyle bir lokasyonda, hani az sonra denize girebileceği bir yerde. Burası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi. Yaklaşık 2004 yılında resimle beraber öğretime başlamışlar. Hangi bölümler var sayalım. Sahne sanatları var, resim var, heykel var, grafik tasarım var, seramik var, cam ve seramik var. Evet. Ve yeni bu sene başlamışlar, çok hoşuma gitti. Dijital oyun tasarımı bölümü açmışlar. Çok hoş yani, demek ki modernize olabilmiş bir demek de üniversite. Demek ki biz dijital pazarlama yolunda biz doğru yapıyoruz o zaman. Çaktıyorum. Yani burası lokasyon olarak bir ana yol değil ama hakikaten öğrenciler için muhteşem bir aurası var. İçindeki eğitim ve öğretimi bilmiyorum. Eminim o da çok iyidir. İyidir diye tahmin ediyoruz. Ben öğrencilerin memnun olduğunu biliyorum ama tek sıkıntıları bu kadar güzel bir yerde olmaktan mutsuzlar. Çünkü buraya ulaşmaları çok zor oluyormuş. Tabii araçları olmadığı için biraz zorlanıyorlar. Şimdi? Burayla ilgili şöyle bir şey ekleyeceğim. Yani aslında Ortakent'i düşünen izleyicilerimiz için bu çok hoş bir şey. Çünkü kendi mahallenizde bir tane üniversite var ve güzel sanatları olan bir üniversite var. Nüfusun da gençleştiğini gösteren bir şey. Evet. İşte gelmeden de Kerem Aydınlar Ortaokulu vardı. Hı-hı. Yani aslında bakarsan nüfusun, yani bizim için nüfus ipucu. Evet. Şimdi buradan yavaş yavaş artık sahile doğru kıvrılmaya başlıyoruz. Hadi. İşte Ortakent deyince akla AVM geliyor, plajlar geliyor, TED Koleji geliyor, bir şey daha geliyor. O da golf ve tenis.
Evet. Evet, bu çok önemli. Çünkü aslında inanılmaz bir değer ve çoğu sayfiye yerinde olmayan bir şey. Aynen öyle. Burada bir tane de Regnum var. Hı hı. Ama Regnum çok uzakta. Evet, Regnum çok uzakta. Bodrum'un merkezinde burası var. 2007 yılında açıldı burası. Gerçekten içerisi muazzam. Niye böyle dönüyoruz? Bir de çünkü böyle sana seni yakalamaya tamam, çalışıyor. Beni şurada yakalıyorsun. Okey, süper. Bu arada işte içeride 9 tane çukur golf sahası var. 120 dönüme kurulu. Evet, 120 dönüme. Gerçekten büyük bir yer yani. 5 tane toprak tenis sahası var. 3 tane de kapalı tenis var. Ki Bodrum'da çok nadir bulunan bir şey kapalı tenis evet. sahası. Bu çok önemli bir şey burası ben için. Ben oynamadım ama hocalarının iyi olduğu söyleniyor. Çünkü yok, çok yakın iyiymiş. Arkadaşlarım evet. oynuyor. Yer TED Koleji ile Acıbadem Hastanesi'nin hemen arkasında. Aslında senin eve giden yolun evet. üzerindeyiz. Buradan gelirseniz alo diyeyim bana. Bu yol üstünde. Ama yani Ortakent'in çok büyük bir zenginliği diyelim çok yani golf zenginliği. Golf kulübünün olması. Evet, devam ediyoruz turumuza. Haydi. Haydi. Ortakent'teyken söylemeden geçemeyiz. Evet. Gerçi bununla ilgili bir video hazırlıyoruz. Tamamıyla özel okullarla ilgili bir videomuz olacak. Ama Ortakent'e gelip de TED'den bahsetmemek yani çok anlamsız olur. Çünkü TED bu bölgenin en önemli okulu. Bizim evlerin fiyatlarını belirleyen yani evet. Yakaköy'ün bile fiyatlarını belirleyen. Aynen öyle. Yakaköy'de kiralık kalmamasının, Ortakent'te bu Acıbadem Hastanesi etrafında kiralık kalmamasının sebebi TED. Sebebi TED'dir. Evet. Golf kulübü değil yani değil, aslında. Golf TED. Değil. Tamamen tek sebep. Bir de Acıbadem'e yakın olması. Acıbadem'e yakın olması. Aha. Yani büyük şehirden gelen ailelerimiz çocuklarla beraber büyük şehir konforunu önce terk etmek istemiyorlar haklı evet, olarak. Doğru tabii. Sağlık ki. Hizmetlerini almak, AVM'de eğlenceyi çocukların ve alışverişi iyi almak, çocukların da iyi bir eğitim alması için hepsinin bir arada bulunduğu bölgede tabii ki de Yakaköy ve Ortakent. O doğru. yüzden çok kıymetli. O yüzden şu anda kiralık diye girin kiralık yok. Aynen öyle. Bölge metrekare birim fiyatı TED da bu benim nedenle çok için de çok önemli bir kurum. Çünkü ben de TED Ankara Koleji'nde okudum. Ortaokul ve duygusal liseyi. Duygusal da bir bağ var. Bunu görünce insan böyle eski günlerini hatırlıyor, evet, özlüyor. O yüzden TED varmış. Benim için diğerlerinden bir adım daha ötedir. Çünkü kurum kültürünü, kurum eğitimini gayet iyi biliyorum. Herkese tavsiye ederim efendim. Evet, devam ediyoruz. Hadi yavaştan devam edelim. Hastaneye doğru. Neredeyiz Meltem? Valla benim doktorum burada olduğu için, doktorlarım, iki doktorum da burada olduğu için Acıbadem Hastanesi'nin oradayız. Evet. Acıbadem Bodrum'un şu anda en büyük özel hastanesi konumunda. Evet. Ve o da Ortakent'te. Diğer önemli bir sürü şeyin olduğu gibi o da Ortakent'te. Evet. Acıbadem gerçekten iyi bir hastane. Bütün bölgeden buraya geliyorlar. Milas'tan geliyorlar, Muğla'dan geliyorlar. Bayağı önemli bir bölge hastanesi halinde. Ama şöyle bir sitemim olacak Acıbadem Hastanesi'ne. Ya Bodrum her yer bembeyaz. Nereden aklınıza geldi kahverengi evet bir bina ya. Yapmak? Ve bunun belediyeden iznini nasıl aldınız? Ya bu bence sorgulanması gereken bir şey. Çünkü hani beyaz hastane yapmamak kadar da saçma bir şey olamaz bence Bodrum'a. Ama çok çirkin duran çok bir çirkin. Bina. Evet yani hani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani ben bu arada şeyden hizmetten memnunum. Hı-hı. Ama bazen çok ciddi fiyatlar çıkıyor. O da ayrı bir mevzu. O zaman da başka yerlerden fiyat alıyorum ama doktorum burada olduğu sürece de benim için asıl olan doktor olduğu için evet. hastaneden de biraz memnunsam, sağlık hizmetinden de faydalanıyorsam, sağlık sigortamdan da faydalanıyorsam gelmeye devam edeceğim. Çünkü sen, temiz ve evet, bakımlı bir hastane. Birebir tecrübe etmiş birisi evet, olarak yani. Geliyorum ya, yıllardır geliyorsun. Geliyorum burada nihayetinde. Bir de şey burada. Aa, Bilnet, onu unutmuşuz biz. Biraz önce ondan bahsettik, evet. TED'den bahsederken. Bilnet var tam karşısında Acıbadem'in yolu kavak yolunun üstünde. O da çok önemli bir okul. Okullar bölümümüzde bütün okulları detaylı anlattığımızda onu da anlatmış olacağız. Evet. Bu arada demin şeyin de önünden geçtik. Sevpati var burada. Benim de çakılı bir yere giderken kedimi bıraktım. Güzel bir pansiyon var. Çok temiz, bakımlı. Hem köpekler için hem de kediler için. Çok güzel bir arazi üstünde. Harika bir pansiyon var. Bununla ilgili de haberimizi verelim. Aa evet. Bir bölümümüzde yakında çekeceğimiz bir başka bölümümüzde Bodrum'daki pet kültürü ve sokak köpekleri, sokak barınak, kedileri barınaklar, sokak hayvanları ve işte pansiyonlarla ilgili evet. ve de gittiğimiz iyi veterinerle ilgili yani çalıştığımız veterinerlerle ilgili evet. güzel bir bölüm. Aa onu da söyleyelim yine unutmadan. Ortakent'te çok önemli bir nokta daha var. Benim köpeklerim veterineri. Çakılın da veterineri. Meltem'in de Çakılı'nın veterineri Akın. Veteriner Akın açık ara Bodrum'un yani benim evet. test ettiğim olabilecek en iyi veteriner olarak onu öneriyorum. Burada veteriner ihtiyacı evet. olanlar için. Evet evet süper. Şimdi devam ediyoruz. Haydi devam edelim.
3-2-1. Sürekli 3-2-1. Sürekli 3-2-1. Nasıl ya? Böyle bayağı bildiğin Bodrum turu yapıyoruz. Böyle evet. Kısa kısa geçtiğimize bakmayın. Bodrum turu değil, Orta Kent turu yapıyoruz tabii sadece. Tabii böyle kısa kısa olduğuna bakmayın. Ya bayağıdır saatlerdir sokaktayız. Evet ve bir emek var yani arkasında. Hava da gayet sıcak yani. Güzel güzel, hava çok güzel. Bir şikayet etme. Soğuktan şikayet ediyorduk, şimdi sıcaktan şikayet. Yok sıcaktan şikayet etme. Arzumun kaza yeni çıktı daha yani, evet. Öyle düşünün. Şimdi Yalıkavak yolu üstünde plaza, Bodrum plazadayız. Yani aslında bütün mobilya dükkanı ve dekorasyon dükkanlarının hepsi burada. Her türlü seçeneklerin evet. olduğu. Evet. Şu anda da Mudo'nun önündeyiz tam. Evet. Şu anda Mudo'nun önündeyiz tam. Taşon var, Gardenest var, Altın Yatak var, Uzak var. Yani burada sonsuz bir seçenek. Çakra, Cumba burada. Evet. Ve burada hepsinin toplanmış olması çok özel bir şey. Çünkü Bodrum'da bir yerden bir yere gitmek hele yazın çok kolay değil. Buraya gelip bütün dekorasyon ihtiyaçlarınızı yapabilirsiniz. Çok az şey dışarıda kalıyor. Bir Vivens var galiba dışarıda. Seçenek olarak evet. dışarıda kalıyor. IKEA dışarıda kalıyor. Bayağı birkaç tane özel marka var ama hani burayı gezdikten sonra artık iyice fikir oturmuş oluyor yani. Evet, evet. Gayet güzel bir yer. Yani burası da yine Orta Kent için ayrıca bir kazanım. Evet, hemen karşıda Dr. Light var. Aynı zamanda benim müşterim Livamov'un içinde Dr. Light var. Bir de var. Biraz önce geçtiğimiz Göz Hastanesi'nden bahset. Yeni açıldı. Evet, burada hemen Acıbadem Sapağı'nı Yalıkavak yoluna doğru geçtiğinizde bir göz hastanesi açıldı. Göz mü ya? Göz. Ha doğru, göz. Niye şöyle tereddüt ettim? Sen diş olarak hatırladın da orayı, karıştırıyorsun. Ben orayı diş yapacaktım, yok, göz yaptılar son anda diye falan düşünüyorum şu anda. Evet, orada da Göz Akademi var. Bunlar Bodrum için harika değerler. Evet, gerçekten öyle. Bu arada çoktandır yani yaklaşık 2-3 yıldır bir tabelasızlık başladı. Bu doğru bir şey. Büyük tabelaları, totemleri kaldırıyorlar. Evet. Görmeyebilirsiniz, geçebilirsiniz. Bu kampanyaya hepimiz destek vermeliyiz. Çok önemli bir kampanya. Bodrum büyük şehir değil. Ege ruhunu koruması evet, lazım. Bir de çok çirkin gece ışıklandırmaları falan. Bunlara evet. da çok karşıyız. Evet. O yüzden bazılarının totemi yok. Yavaş yavaş sağdan baka baka giderseniz bulabilirsiniz. Hadi devam. Devam. Türk ileri, Türk'ül bayramımız olsaydı keşke, sallardık ya. Alo, Gülseren Hanım. Alo, alo. Çalıyor ya, telefon çalıyor. Tabii canım. Evet, bugün 19 Mayıs. Değil mi? Evet. Ben yokum ki sesini. Tamam. İzmir'in dağlarında çiç. Bugün 19 Mayıs. Bütün Bodrum'da böyle kutlamalar yapılıyor. Her hoparlörden aynı şey yayınlanıyor. Haluk Levent, Kenan Doğulu ve Atatürk'ün kendi sesi. Gördüğünüz üzere burası E5 gibi oldu. Neyse, şu anda Orta Kent Meydanı'ndayız. Genelde festivaller, bütün özel günlerdeki halk genelde burada toplanıyor. Sanki ben alttan değilmişim gibi. Orta Kent'i Orta Kent yapan yerdeyiz. Aynı zamanda Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman okulunun önündeyiz tam. 19 Mayıs olduğu için bu sesleri bol bol duyacağız. Bugün aynı zamanda hem Tapu'nun önünden geçeceğiz hem de meşhur Orta Kent simitçisinin önünden geçeceğiz. Simidi muhteşem. %100 denemeniz lazım yazın buraya geldiğinizde. Hadi devam edelim. Kutsal mekandayız. Burası da bizim kutsal mekanımız. Tapu. Bodrum Tapu Müdürlüğü'nün önündeyiz. Bugün kapalı çünkü 19 Mayıs. Normalde burası gayet kalabalık oluyor. Ayrıca ileride tam olarak tarihini veremesek de bir tapu günü neler oluyor? Bir ev satımı, bir ev alımında neler yaşıyoruz? Onunla ilgili güzel bir video hazırlıyoruz. Ama tarihi tam olarak belli değil. Hadi devam edelim. Bu haftanın yerini Arda seçti bize. Evet, ben buraya yaklaşık 4. veya 5. gelişim. Ben kesinlikle Bodrum'da en iyi İtalyan yemeği yiyebileceğiniz yer olarak söylüyorum burayı. Bir tane daha var, orada da çok iyi. Ama burası ondan bir tık daha iyi. Orayı açıklamıyoruz. Evet, video açıklıyoruz. Şimdilik değil. Osteria di Gio'dayız. Osteria di Gio. Burası aynı zamanda Orta Kent Pub'a giden yolun üzerindeyiz tam olarak. Hı-hı. Hatta burada solumuza doğru baktığımızda sapağı görüyoruz. İşte Bites sapağı, Bağla sapağı ve Akyarlar sapağı diye, böyle çevre yolu sapağı diye bir şey görüyoruz. Süper, kokuları anlatamam zaten. Hı-hı.
hiç anlatmayacağım. Buraya gelmeden önce tam çok aç değildik ama buraya geldiğimiz zaman inanılmaz acıktık. Siz de öyle hissedebilirsiniz gelince. Şimdi Ortakent bölümünü çektik ve nihayet sonlandırdık. Ortakent'in Ortakent olmasının en önemli anlamı, bir kere zaten geçmişi çok eskiye dayanıyor. Hı-hı. 3500 yıl öncesine kadar dayanıyor ama eskiden tamamen Bodrum'la Turgut Reis tam bir ayrı diye düşünüldüğünde ortaya düşüyormuş Ortakent. Evet, aynen öyle. O yüzden adı Ortakent. O yüzden ben Ortakent'te yaşıyorum. Peki, devam et. Her yere gidebileyim diye. Neyse, şimdi biraz iyi yanlarını, kötü yanlarını konuşalım. Hı-hı. Çok güzel yerler gezdik. Çok fazla da yer gezdik yani. Yer gezdik. Ve aslında ben bu kadar da iyi tanımadığımı anladım Ortakent'i. Yani bizim tahmin ettiğimizden de daha çok şey varmış içinde. Ya, tamamıyla tek başına bir şehir olabilecek bir bölge. Evet, dağlardan denize doğru mandalina bahçelerinin olduğu ipinci bir yolla iniyor. Ne kadar güzel bir yol. Evet, yani. Çok çok keyifli. Çok kokuyu keyifli. Duyuyor musun? Evet. Lütfen buraya daha fazla inşaat yapmayın. Mandalina bahçesi yapmayın olarak yani. Kalsın. Lütfen çok, yani. Çok kokular bizi tamamıyla pizza düşüncesine geçirse de. Bir kere bilmediğimiz bir şey daha varmış. Öğrenmiş olduk. Miken mezarları varmış. Evet. Roma döneminden kalma. Bir de çok enteresan, bana çok kıymetli ve güzel geliyordu zaten ki sen çektin. Kule evler. Yani kule evler tam tradisyonel, tam geleneksel Bodrum evlerinin çok iyi bir örneği. Niye yapılmış? Bayağı bildiğiniz kule yani. Ev yani evet. Aslında. Çünkü düşmanın gelişini önceden görebilmek için tepeye kule yapılıyormuş. Sahilden uzakta olsun. Sahilde bayağı uzakta olsun diye. Yani üç katlılar herhalde. Belki daha bile fazla olabilir ama yani çok yüksek evler. Ben çok oldu çekeli ama fotoğraflarda kule görüyorsunuz şeklinde. Şimdi. Ve çok da hoş. İlk girişler, ilk orijinallerindeki girişler hep ikinci kattanmış. İlk kattan giriş yokmuş mesela. Çok acayip. Okudukça biz de öğrendikçe veya birileri anlattıkça öğreniyoruz. Çok keyifli tabii hepsinin tarihini ayrı ayrı öğrenmek. Biraz eksilerinden bahsedelim. Bence eksilerinden başlayalım. Evet. Önce kötüleri söyleyip sonra iyileri söyleyelim. Vallahi bir tane eksi var. Ortakent'te yaşayanlar çok iyi bilir. Ciddi bir eksi. Yaz için çok fena oluyor. Su kesintisi. Evet. Ya gerçi aslında baktığın zaman Ortakent bazında değil. Bütün Bodrum bazında bunu söyleyebiliriz. Yani her yerde su kesintileri oluyor ama burada yerel halk ekstra bir sıkıntı duyuyor bu konuyla ilgili. Yani nasıl duymayasın ki? Denizde yıkanan var yani. Of! Şeyimiz geldi, pizzamız geldi. Şöyle koyalım tamam, lütfen. Devam ediyoruz. El yapımı pizza. Müthiş. Evet. Harika, çok çok teşekkürler. Mantıyı göstereceğim daha, pizzayı da göstereceğim. Bir yazın çok kalabalık olması. Evet. Çünkü neden? Böyle eski tip yazlıkçılık havası var Ortakent'te hala. Evet. Dolayısıyla o sahil şeridi inanılmaz kalabalık oluyor. Çok güzel bir denizi var. Ben gerçekten çok seviyorum denizini, plajını çok çok ama seviyorum. Ama bu olumsuzların içinde çok soğuk. Ama evet bu soğukluğu yani denizin soğukluğu birazcık kötü bir etken olarak. Bir de bence otellerin çok fazla olması yani aynı o sahilde kıyıda. O kıyıda evet. Otellerin olması insanı rahatsız eden özelliklerinden biri. Başka da bir kötü bir yanı yok. Çıkaramıyoruz yani, evet, yani Ortakent'ten. Yok. Nereye çıkaracağız? Aynen öyle. Ama bunun yanında hani yapmak isteyeceğiniz, buraya geldiğinizde yapmanızı tavsiye edeceğimiz İşte tekne turu mesela çok güzel. Camel Beach çok güzel. Muhakkak ziyaret edin. Gerçekten çok hoş. Bizim için yani benim için daha önce gittik zaten gördünüz. Çarşamba pazarı çok çok sen önemli. Sen bayılıyorsun. Ben çarşamba pazarı hastasıyım. Evet. Çok seviyorum Ortakent pazarını. Büyükçe bir pazar ve zengin bir pazar. Ama benim için en büyük artısı nedir diye sorarsan buradaki mandalina bahçelerine bayılıyorum. Yani bu yol sahile giden ince yol ve o mandalina bahçeleri o kadar fotoğraf çekilebilecek yerler var. Oraya girdik zaten. Yer. Evet. Bir tanesine girdik. Yadigar, Bodrum Yadigarı'na girdik. Bodrum Yadigarı'na girdik. Çok çok. Sürprizimize geldik. Bodrum'a geldiğim ilk sene keşfettim burayı ve kimse bana daha önceden söylememişti böyle bir yer olduğunu. Ben kendi keşfim olarak algıladım. Meğerse çok eskiymiş. Biraz Erman Bey anlatsın istiyorum burası çünkü burası çok özel bir dükkan. Harikulade bir mandalina bahçesinin yanındayız. Bütün dükkanı alabileceksiniz. Biraz bahseder misiniz bize? Tabii. Onun dışında bizim Ortakent'le ilgili gösterebileceğimiz birçok şey, %80 birçok şeyi gösterdik. Evet. Bundan sonra güzel bir yer daha geliyor. Yalıkava
Kavak geliyor. Evet, Yalıkavak. Evet. Ona da çok heyecanlıyız. Ona da çok heyecanlıyız. Çünkü Meltem'in uzmanlık alanı Yalıkavak. Evet, yani. Benim uzmanlık alanım Gümüşlük. Meltem'in uzmanlık alanı Yalıkavak. Evet, çok iyi biliyor, tanıyor. Yalıkavak'a başlıyoruz yakında. Evet. Bizi izlediğiniz için yine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bize destek vermiş olursunuz. Evet. Sevindirirsiniz. Evet, evet. Bizim... Yoruma da bekliyoruz. Yorum, yani yorumlarınızı bizim bilmediğimiz yerleri yazıyorsunuz ya, biz onları geziyoruz. Evet. Yapıyoruz yani. Evet, öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Bodrum bizden sorulur dedik ama hepimizden sorulur demek, evet, anlamında söyleyeyim. Her türlü gayrimenkul ve emlak ihtiyaçlarınızla ilgili. Bir telefon, bir WhatsApp, bir e-mailiniz bizi harekete geçirmek için yeterli. Unutmayın. Bodrum bizden sorulur. Görüşürüz. Hadi bay bay.